Şimdi Orhancığım, benimle ilgili çeşitli ithamlar var. Öncelikle 5 bölümdür yaptıklarımın gavatlık olduğunu inkar ediyorum. Hop hop, küfür yok, küfür yok. Sen bana programı kapattıracaksın. Küfür yok. Arkadaşlar reklama girelim. Derya! Efendim? Yani efendim ya. Abartıyorsun ama bazen. Derya'cığım abartma bu kadar. Ne diyorsun be? Ama istiyorsan da abart. Hilmi yalakaları çok cana yakın ve samimi bulur. Gerçek birer dosttur yalakalar. Ay Hilmi çek git başımdan, sabah sabah işim gücüm var, uğraşamam seninle. Tamam. Gidelim ama önce sen de soracağım soruyu bil. Baştan uyarıyorum, hileli soru. Heh. Giden midir terk eden, kalan mı? Kalan mı? Ya öyle saçma şey olur mu Derya ya? Hileli soru dedim diye bilemedin sen değil mi? Gidendir terk eden. Kalan nasıl terk etsin? Kalmış zaten. Sonra da garson gelmiş, hesabı istemiş. Bu da böyle bümbül oturuyor. Ne diyorsun be? Demin yukarıda girdim Derya. Kız postayı koydu. Adam nasıl ağlıyor? Nasıl ağlıyor? Nasıl ağlıyor? Görmen lazım ya. Lan manyak mısın sen? Buna mı gülüyorsun? Evet. Ya üçer kahve içtiler. 7 TL'den 42 TL yapar. Allah razı olsun. Seni de güldüğü anlatıyorum Derya. Gülsene ya. Hilmi. Ya sen nasıl bir adamsın ya? Başkalarının üzüntüsüne sevinilir mi? Evet. Depresyon ilacı fabrikam var benim. El Grandosit. İçen kendini imparator gibi hissediyor. Para kazanıyorum ya. Çalışmak ayıp mı? Hı? Ayıp mı? Değil. Bak ne güzel söyledin. Bir sürü iş yerim var. Git sen de çalış. Tamam. Burası da senin ama. Bütün gün buradasın canım ha. Canım mı? Ay canım mıyım ben senin? Anam! Ay. Anam! Ay. Anam! Sabah Derya benim olsun. 1 milyon borcum olsun demiştim. Gitti güzelim paracıkla. Gitti güzelim paracıkla. Oha! Canım öyle canım değil. Hödük onun oluyormuşmuş. Ulan sen sabahtan beri kendi çapında bana asılıyor musun? Evet. Patronum ben senin. En doğal hakkım. Türk televizyon dizilerinde bir Yeşilçam'da bize böyle öğrettiler Derya. Ulan duygusuz ayı, karıya kıza asılacağına acık çocuğunla ilgilen, çocuğunla. Ne çocuğu ya? Çocuk, ne çocuk? Sen içimdeki çocuktan mı bahsediyorsun? O büyüdü, ergen oldu Derya. VPN'le internette takılıyor geceleri. Alemlerde sekiyor, görmen lazım. Ben senin içine... Ne çocuğu ya? Acaba beni hala büyümemiş bir çocuk gibi mi görüyor? Ondan mı bahsettin? Ya bu kadınları bazen anlamak çok zor. Hilmi Bey, sonunda gelebildiniz deme. 17 yaşındayken her hayalim bu cümleyi duyarak bitiyordu maalesef. Ama şimdi ve bir erkekten duyunca ister istemez Hilmi bir an duraksadı. Sonunda gelebildiniz derken ne anlatmaya çalışıyorsunuz acaba? 5 aydır sizi bekliyoruz ya. Haber yolladık kaç defa. Ya ben ilkesel olarak haber seyretmiyorum. Sadece belgesel. Ankara'da yaşayan bir grup insanın gündelik hayatını anlatan bir program var. O. Ya bir de Ankara için sıkıcı falan derler. Oysa neler dönüyor neler. Mutlaka izleyin. Her akşam 5 civarı. Tavsiye ediyorum Muallim Bey. Tamam bakarız biz ona. Konumuza gelirsek. Hayır ben söyleyeceğim onu. Gelelim konumuza. Çağırın benim çocuğu. Ona söyleyecek 2 çift lafım var. Tamam siz suçlusunuz demiyorum. Anası da biraz gevşek. Ama ben halledeceğim. Ben de o yüzden sizinle konuşmak istedim zaten. Ya ben söylemeye utanıyorum şahsen. Neler neler yapıyormuş. Biriniz de bu Sabi bize emanettir. Engel olalım dememişsiniz ama. He bizim de kabahatimiz var tabii. Sizin tabii kol başkanı seçmişsiniz çocuğu ya. Bu yaşta niye sorumluluk yüklüyorsunuz siz bu adama? Ya ileride memur olursa bu Sabi? Hı? Vallahi kooperatif kolu başkanı seçildiğinde düzelir dedik hakikatinde. Hakikat düzeldi mi peki? Maalesef düzelmedi. İlk başlarda arkadaşlara yemek ısmarlıyor sandık. Meğer dışarıdan getirdiği hamburgerleri isteyene satıyormuş. Nasıl? Maalesef. Kantindeki bütün 07 uçları önceden satın almış. El altından kara borsa daha pahalıya satıyor. Bütün okul 05'le yazıyor. 05'te kırılıyor hemen. Herkes mağdur. Allah Allah. Laf aramızda. 2 öğretmene harçlıklarıyla yüksek faizle borç vermiş. 3 öğretmen de faiz indirim kararı almasını bekliyor. Nasıl olur bu ya? Geçen de müdür bir ortaklık teklif etmiş. Bahçeye otopark yapalım. Çoluk çocuk koşuyor, moşuyor, terliyor, hastaleniyor. Vebaliniz büyük demiş. Tamam. Yeter. Nerede bu Sabi? Yerini söyleyin bana. Kütüphanede. Kütüphanede. Kütüphane kayıtlı değil bende. Ama Hilmi Bey rica edeceğim. Şiddet çözüm değil. Ya çocuğumu nasıl sevip sevmeyeceğimi size soracak değilim herhalde. Babasıyım ben onun babası. Karışmayın lütfen. Kütüphane. Para, 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 para